Önemli bir isim Welbeck tabii ki. Türkiye'de adı da çok anılıyor her sene. Geçen sene de hatta Beşiktaş'ın da gündeminde olan Adı santraforlardan yazılmayan birisiydi. Ya... Welbeck de yani bir 4-5 senedir Tabii piyasada sürekli geçiyor var. ama bir yapacak Türkiye Sürekli. gibi. Bakalım göreceğiz önümüzdeki süreçte. Gerçi geçen sezon da ciddi hatırı sayılır süre aldı. Yani Brighton'da 25 karşılaşması var Premier Lig'de. Şu an için biraz zor gözüküyor zaten. Ya ben de şaşırdım zaten. Yani Brighton'da fena oynamıyor. Welbeck bir de ağır sakatlıklar falan yaşadı. Onları yaşamasa yani bir baş altı yapar mıydı Premier'de? Orası tartışılabilir. Ama iyi oyuncu zaten. Evet, burada fark oluşturabilecek oyunculardan birisi. Nevzat Dindar, programı açarken söyledik. Şimdi dinleyenleri de Galatasaray'ları da çok fazla bekletmeyelim. O konuya bir giriş yapalım. İlerleyen dakikalarda daha da detaylı konuşacağız. Gelmeden buraya girdik içeriye. Senin telefonun çaldı, üst üste telefonlar geldi ve sana bir haber geldi. Galatasaray'a dair efendim. Önemli bir istihbarat. Tabii ki sana ulaşan istihbarat. Onu da söyleyelim. Ne konuştun? Tabii kaynağını sormuyorum ama sana gelen bilgi neydi? Bir kez daha onu hatırlatalım. Şimdi sen de biliyorsun ki bu bir Galatasaray'da seçim süreci yaşanıyor. Bu seçim sürecinde adayların işte üyelerle toplantıları, vaatleri, projeleri oluyor, açıklanıyor. Tabi burada en çok merak edilen noktalardan bir tanesi de transfer konusu. Yani Eşref Bey'in işte birkaç gün önce, gerçi daha sonra yalanlandı, Roberto Mancini girişim oldu. Ne bileyim, İtalyan başka teknik direktörü Dezerbi Zerbi. ile ilgili de bir temasın olduğu ifade edilmişti. Dursun Özbek tarafı ise teknik direktör konusunu mümkün olduğunca 11 Haziran sonrasına bırakmış durumda. Orada tabii transferle ilgili bir iki çalışma var. Bana gelen telefon şuydu sevgili Koray. Galatasaray'ın dünyaca ünlü bir 6 numarayla Dursun Özbek ve ekibinin anlaştığı. Çok sansasyonel bir isim. Önemli bir transfer. Dursun Özbek kısmen buna alışık, biliyorsunuz. 2017'de yaptığı transferler ortada. Pozisyonu söylendi, 6 numara mevkisinde dünyaca ünlü bir... Tekrar edeyim efendim. Evet. Nevzat Dindar der ki bana gelen istihbaratta yayına girerken ki şahidiz telefonu çaldı Evet. burada. Dursun Özbey'in dünya çapında yıldız bir 6 numarayla anlaşmaya vardı ama isim konusunda Fernando ile kıyaslanabilecek o çapta, belki de daha popüler bir isim. Çok önemli bir isim. ben hatta birkaç tahmin yürüttüm. Emre Tuğrul editörüm aynı soruyu soruyor. Biz az önce VTR sırasında o günle bir sesli düşündük. Hatta Axel Witsel olabilir mi bana mesela? özel uçağı, her şeyi, bütün her şey hazır dendi. Yani bu böyle sıradan bir transfer girişimi değil. Galatasaray'ın saha içerisindeki problemleri belli ki tespit edilmiş. Zaten Galatasaray'ın iyi bir 6 numara ihtiyacının olduğu aşikar. Ortada Melo, Fernando, değil mi? Evet. Geçen sezon yaşananlar ortada. Dursun Özbek ve ekibi dünyaca ünlü, kimsenin tartışmayacağı bir 6 numarayla anlaşıyorsa bence O zaman hoca da bellidir. bu Ne? bir transfer vaadinden ziyade bir gerçektir, bir realitedir. Galatasaray'ın ihtiyacı olan bir 6 numara. Ama bu 6 numara da sıradan bir 6 numara değil, sansasyonel bir isim olacak. Söylenen bu. Şimdi Yani benim tahminlerimden birisi Nemanja Matić'ti. Şimdi şöyle gittim hep çünkü. Sansasyonel bir transfer olacaksa bonservisi olmaz herhalde. Çünkü ortalığı sallayacak. işte Yani bizim sansasyonel bir kastetmek transferi istediğimiz o. bonservisi almak zor. Hani kiralık vesaire mi acaba? Ama şimdi boşta olan oyunculardan aklıma gelenlere baktım da Axel Witsel ayrı. Nemanja Matić var mesela net bir 6 numara olarak. Tolisso'nun sözleşmesi bitti ama 6 numara diyebilir miyiz net olarak böyle 6-8 bandında bir oyuncu. O yüzden hani bunlardan biri mi acaba diye sesli düşündük seninle. Belki yarın ya da program bitmeden Nevzat abi ismi öğrenir. Onu da açıklar. Onu gazeteye de yazardım Yani tabii şu da bu an. çok sıcak ve ani bir gelişme. Evet Yani evet. bu gündüz saatlerinde bu bilgi almış olsaydım muhtemelen o ismi öğrenir, gazeteye manşeti yapar. Burada bir isim, bir takım şey imalarla belki adresi gösterebilirdik gazeteden çıkmadan, olmazdı. Ama Tabii. şunu net bir şekilde söyleyelim. Ben heyecanlandım. Şundan dolayı heyecanlandım. Galatasaray'ın gerçekten sorunları ortada. Yani kadrosu tartışılabilir, saha içi tartışılabilir ama ben
Galatasaray kadrosunun bu kadar değersizleştirilmesini de doğru bulmuyorum. Geçen sezon bir takım hatalar belki yapılmış olabilir ama sonraya birkaç nokta atışı yaparsanız bak emin ol ki diğerlerinin performansı da farklı seviyeye çıkacaktır. Yani bugün Galatasaray saha içerisinde bir lider transferi yaptığı vakit 6 numara pozisyonuna bu diğer oyuncuların performansını yukarı çeker. Çıkıldığı belki tartışılmayacak. Dolayısıyla ya da ne bileyim bir anda Taylan Berkan performansları bir seviyeye çıkacak. Yani bu ekip işi kolektif bir iştir. Bireysel bakmamak lazım. Ama bir oyuncu takımı etkileyebiliyor. Orada özellikle 6 numara pozisyonu çok kritik bir pozisyonsa bu hakikaten de Galatasaray için de önceki sezonlar zaten referans olarak alınabilir. Galatasaray'ın başarılı olduğu dönemde Melo performansı, Fernando performansı ya da Beşiktaş'ta Souza performanslarına baktığımız zaman 6 numara deyip geçmemek lazım. Evet. Evet. Ona ek bir santrafor performansı ama, hem savunma hem hücum. Ya ben şöyle siz de şahitsiniz yani telefona çok fazla vaktim olmadığı için detaylara giremedim ama uçağa her şeyi hazır. Yeni uçaklar inecek yani Dursun Özbek gelirse bu Galatasaray taraftarını heyecanlandıracak o 2007'deki slogan geri dönüyor. O yapılanmanın bir benzeri. Yani Galatasaray'ın yine nokta atışı transferi tabii ekonomik gerçekler de var. Galatasaray o günkü şartlarda yüksek rakamlar da verdi belki. Ama bugün gelinen noktada ben de nasıl Fenerbahçe'de 4-5 transferden bahsediliyorsa Galatasaray'da 4-5-11'de oynayacak oyuncudan bahsetmemiz gerekir. Gidenler olursa bu sayı tabii ki artacaktır. Ama Galatasaray'a baktığımızda örneğin sağ bek transferi gerek mi? Sol bekte Arnold bir şekilde olacak. Stoper'de giden olmadığını varsayarak konuşuyorum. 6 numara pozisyonuna, ön tarafta kenarlara birer alternatif ki Yunus dönüyor. O da önemli. Golcü transferinde de Cagne bir şekilde iyileşti ama yani ne kadar güvenebilirsiniz? Yani 4-5 transferle aslında problemler çözülebilir. Çok da ağır bir tablo yok. Evet. Şimdi tabii ki Galatasaray'ı konuşacağız. Birazdan Beşiktaş'a dair de özellikle Beşiktaşların da merak ettiği şey Batshuayi'den sonra santrfor kim olacak? Yani Fenerbahçe'deki gibi orada da bir golcü hasreti var ama Beşiktaşların golcü hasreti biraz daha kızı. Batshuayi'yi özledin mi? Ben Batshuayi'yi beğendiğimi söylüyorum. Hala ben de bilmiyorum. Maliyette devam edilebilir. Ben Fenerbahçe'nin yanında olsam konuşacağız. Yalnız Nevzat Dindar senden rica ediyorum. Şimdi bir araya gideceğiz. Ara sırasında lütfen kaynağını iyice zorla. Biraz sonra transfer raporu izleyicilerine efendim hem daha Spor Radyo'dan dinleyenlere şu 6 numara kimmiş Dursun Özbey'in anlaştığı yıldız, dünya çapındaki yıldız isim onu bir öğrenmeye çalışalım. O konunun üzerine biraz daha eğileceğiz efendim biz aradayken. Bir yere ayrılmayın biraz sonra devam edeceğiz.